Bu kez de Land Rover standındayız ve yanımızda Jaguar Land Rover'dan sorumlu, daha doğrusu genel müdürü Simay Alsan var. Nasılsınız? Nasıl gidiyor? Merhaba. Gayet güzel gidiyor. Bugün ilk gün ve bütün markalar basın konferanslarını yaptılar. Jaguar Land Rover standında çok heyecan verici ürünler var. Evet. Fuar çok güzel başladı. Ben seviyorum. Cenevre çok güzel bir şehir. Fuar çok güzel tasarlanmış. Çok kolay geziliyor. Rahat. Kompakt. Neyin nerede olduğu çok belli olan. Aynen öyle. Aynen öyle. Arkamızda görmüş olduğumuz model var değil mi? Evet. Önümüzde. Jaguar Land Rover standında gerçekten çok güzel ürünler var bu sene. Çünkü aslında bir süredir Jaguar Land Rover bir ürün atağı içinde. Evet. Yeni modeller üst üste geliyor biliyorsunuz. Bu senenin ilk haberi Discovery'ydi. Yeni Discovery'ydi. Discovery'yi artık satmaya başlıyoruz. Yani Türkiye'de yeni Discovery Mart'ın sonu, Nisan başı gibi ilk teslimatları yapacağımız bir noktadayız. Gerçekten müthiş bir otomobil oldu. Bir de 2 litreyle geliyor galiba. 2 litreyle geliyor. Evet, o da çok önemli. Bütün Discovery'nin kendi karakterini korumuş bir ürünle karşı karşıyayız ve çok daha modern bir tasarımla, çok performanslı bir motorla ve tabii ki müthiş off-road yetkinlikleriyle, kabiliyetiyle karşı karşıyayız. İnanılmaz bir otomobil. 7 koltuğu var. Yani çok kullanışlı. Discovery sevenlerin çok memnun kalacakları bir otomobil. Yeni Discovery. Alüminyum şasesi var. Çok daha hafif. Velar için ne diyorsunuz peki? Ben onu çok beğendim. Velar Land Rover tarafında ikinci önemli ürün. 1 Mart'ta ilk kez konsept fotoğrafları çıktı. Ve o resim fotoğraflar çıktıktan sonra müthiş bir ilgi gördü. Oldu, yani müthiş bir talep var. Biz de onun farkına varız. Şu anda evet, şu anda bizi arayıp Velar soran o kadar çok müşterimiz var ki. Ben de sürekli soruyorum farkındaysanız. Yani ben çok başarılı olacağına inanıyorum. Bu da Range Rover Evoque'tan biraz daha büyük, Range Rover Sport'tan biraz daha küçük bir model. İkisinin arasına konumlanmış bir model. Çok modern bir tasarımı var. Evoque ilk lanse edildiğinde biliyorsunuz çok farklı bir tasarım diliyle gelmişti ve çok gerçekten ilgi görmüştü, çok beğenilmişti. Hala da çok beğenilen bir tasarıma sahip Evoque. Ve şu anki mevcut modellerde zaten hep Evoque üzerine evet, tasarım olarak. Aynen öyle. Velar da Evoque gibi SUV'de bence önemli bir adım. O ne zaman gelecek? Satışlar ne zaman başlayacak? Ağustos gibi. Öyle mi? Ağustos, Eylül gibi Türkiye'de olacak. Yani son çeyrekte satacağımız bir ürün. Yine 2 litreyle olacak onda. Yine 2 litreyle başlıyor. Aynen öyle. Öyle ümit ediyorum. Bir de tabii şunu da atlamamam lazım. Jaguar Land Rover standında ne var dediğinizde tabii ki çok önemli bir model var. O da I-Pace. I-Pace. Jaguar'ın ilk tamamen elektrikli ürünü. Son derece futuristik bir tasarıma sahip. Bu ürün şöyle bir süpercar tasarımı var. Yani bir spor otomobil aldığınızda onun bir spor otomobil olduğunu görüyorsunuz ama aynı zamanda ailenizle kullanabileceğiniz bir otomobil. Evet. Büyük, yani 4 kapısı var. Hani bir ailenin rahatlıkla günlük hayatında kullanabileceği bir otomobil. Hem de hiç yakmıyor. Hiç yakmıyor. Elektrikli. Ama şunu da unutmamak lazım. 0-100'e 4.2 saniyede çıkıyor. 400 beygir ve 500 kilometre menzili var. Yani en önemli şey herhalde bu. Şimdi rekor menzil. Herhalde zaten şu aynen an. Öyle. Yani biliyorsunuz elektrikli otomobillerde insanları bir adım geride tutan şey menzil. Evet. I-Pace geldiğinde İstanbul'da oturan hiç kimse ya da Ankara'da oturan, yani büyük şehirde oturan hiç kimse günlük hayatında elektrikli otomobil kullanmakla ilgili bir sıkıntı çekmeyecek. O yüzden devrimsel bir ürün. I-Pace de 2018 yılında gelecek. Bu yılın ürünü değil ama önümüzdeki yıl ortalarında satmaya başlayacağımız bir ürün. Gördüğümüz ürün de şey değil mi? Konsept. Konsept. Üretim. I-Pace ama şu anda konsept. Ama üretim. Eylül'de Frankfurt'ta
üretim versiyonunu görebileceğiz. Ama çok fark olmayacak diyorlar zaten muhtemelen. Yani şeye baktığınızda, Jaguar Land Rover'ın konseptlerine baktığınızda son işte bilmiyorum 10 yıldır konseptlerine baktığınızda, sonra üretime geçenlere baktığınızda birebir aynı olduğunu görürsünüz. Evoque öyle, Velar öyle. Yani Velar'ın konsepti çıktığında da çok buna benzer bir tasarım olduğunu görüyorsunuz. I-Pace de öyle olacak. Yani I-Pace'in de üretim versiyonu bu gördüğünüz konsept otomobile çok benzeyecek. Dolayısıyla çok heyecanlı. Yani gerçekten Jaguar Land Rover önemli bir ürün atağında ve çok heyecanlı bir fuar bu bizim için. Ve bu senenin bütün aslında yeniliklerini burada bu standta görebiliyoruz. Yani önümüzde sizin için çok heyecanlı iki sene var. Aynen öyle. Süper haberler bunlar. Evet. O zaman size iyi fuarlar. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Teşekkür ederiz.